Var. Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Osman Terkan da o noktada bizleri beklemekte. Hemen Osman'a dönelim ve bu saat itibariyle durum nedir Osman? Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Sert rüzgar esmeye başladı. Yaklaşık bir saattir bölgeyi etkisi altına aldı. Tabii bu da alevlerin büyümesine ve yayılmasına neden oluyor. O nedenle de hava hareketliliği de arttı. Şu dakikalarda 7 helikopter şu anda söndürme çalışmalarını yürütüyor ve 4 de uçak var bölgede. Arazözler de var. 30'dan fazla arazözde. Onlar da ormanların derinliklerine girerek hortumlar çekerek alevlere müdahale ediyorlar. Biz şu anda bakın o sınır noktasındayız. Bir ormanlık alan sol tarafımız. Alt tarafımızda Çanakkale Boğazı ve devamındaki yerleşkeler, köyler ki bu yangın yaklaşık 5 köyü tehdit ediyor. Sen de belirttin, Kızılkeçili köyünde çıkmıştı dün iki ayrı noktada ve hızla yayıldı rüzgarın etkisiyle. İşte şu anda da ekipler bu bölgeyi tehdit eden alevlerin alt tarafa yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Şimdi tabii Türkiye genelindeki yangınlarla ilgili gözaltına alınanlar var, soruşturmalar devam ediyor. Burayla ilgili de tabii ki yangının nedeni araştırılıyor ama az önceki yayınımızda göstermiştik. Bölgeye bırakılan şişeleri, içki şişelerini ve atılan çöpleri, işte bu bunların etkisiyle ne yazık ki yangınlar çıkabiliyor. Burası başka bir nokta. Az önce gösterdiğimiz o onlarca belki yüzden fazla şişe vardı yol boyunca. Burası da ormanın başka bir girişi. Ve bakın hem de tarım arazilerinde bulunduğu bir alan. Yer yer ormanlık alan, yer yer tarım arazileri var. Bakın burası da bir tarım arazisi, tamamen yanmış. İleriye doğru devam ettiğimizde de şu ağaçların, gördüğünüz ağaçların arkasında da çok sayıda tarım arazisi kullanılamaz hale geldi. Şu anda bulunduğumuz yere yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşturulan havuzdan helikopterler, yangın söndürme helikopterleri su alıyorlar. Bambilerine su dolduruyorlar ve bulunduğumuz alana boşaltıyorlar ki güney hattımızda büyük ormanlık alanlar var. Ekiplerin mücadelesi de bir set oluşturmak arazözlerle ve tespit edilen noktalara da bambilerdeki o suyu boşaltmak ve alevlerin ormana ilerlemesine engel olmak. Yoğun bir mücadele var yaklaşık 20 saattir ve 5 köyü tehdit ediyor alevler. Bakın rüzgar her geçen dakika şiddetini arttırıyor. Tabii bu da ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Bakın şöyle göstereceğim ileride. Şimdi az önce mesela o noktada bakın alev yoktu. Rüzgarın etkisiyle için içini yalan yerler yeniden alevleniyor. İşte büyük tehlike, en büyük tehlike. Ekipler buraya müdahale ettiler aslında. Burası söndürülmüş alan olarak kabul ediliyor. Ama sık sık gözetleme yapmaları gerekiyor ki zaman zaman bakın az önce saniyeler önce orası alev aldı. İşte o alev diğer ağaçlara sirayet ediyor ve yangın böylelikle yayılıyor. Dediğim gibi Çanakkale'deki yangına, orman yangına da müdahale yaklaşık 20 saattir devam ediyor. Alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Osman Terkan, Çanakkale.